Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Dairede çevre ve alan konusuna geldik dostlar. 12 tane köşe taşımız varmış. Birinci köşe taşıyla başlıyorum hemen kardeşlerim. Bakalım neler öğreneceğiz. Dairenin çevresi nedir diye soruyor. Dairenin çevresini veren formül 2 pi r. Hemen alanı da söyleyelim. Pi r kare. Şimdi AB 6 yani çap 6 yarı çap 3 demek ki R yerine 3 yazacağız. 2 çarpı 3'ten 6 pi. Dairenin çevresi 6 pi. İkinci soruya bakıyorum. Yine dairenin çevresini soruyor ve bu sefer şuradaki yayın ölçüsünü 60 derece vermiş. Hemen kirişin ucuna yarı çap. Kirişin ucuna yarı çap çizdim. Bakın merkez açımızın ölçüsü 60 çıktı. Ve bu bir eşkenar üçgen oldu değil mi dostlarım? Şuralarda 60-60. Demek ki R 6. Hemen çevre 2 pi R. 12 pi geldi dairenin çevresi. Şuna bakalım. Salon bisiklet yarışında dairesel bir pistte dış çember üzerinde bir sporcu ile iç çember üzerinde başka bir sporcunun birbirlerine en yakın oldukları da aralarındaki uzaklık 1 metre. Birbirlerine en yakın olduklarında. Yani mesela biri şuradayken biri şuradaysa birbirlerine en yakındır değil mi? Tam şu düz merkezden geçen çemberin şu yarı çapını çizdim. Birbirlerine en yakın oldukları an burayla burada oldukları andır. Mesela 1. En uzak olduklarında ise 17 metreymiş. Birbirlerine en uzak olmaları için tam yine bu doğrunun üstünde aslında şu anki şekilde onu gösteriyor ya. Biri burada, diğeri ise tam şurada olduğunda en uzak olurlar. Bu da 17'ymiş dostlarım. Şurası da 17. Yine burası 1 ise 16 kaldı. Bakın 8, 8 diye de şu 16'yı parçaladım. Dıştaki pistin çevresi ki yarı çapını 9 bulduk. Çevresi 2 pi 9'dan 18 pi geldi diyebiliriz. Evet. Şimdi yay uzunluğunu bulacağız. Tam çevreyi değil de bakın ne diyor burada? AKB yayının uzunluğunu bulun diyor. Yani 120 derecelik yayın uzunluğunu bulun diyor. Şimdi biz tamamının uzunluğunu biliyoruz. 360 derece değil mi tamamı? 360 dereceninki 2 pi r. Acaba 120 derece nedir diye soruyor bize. Bak doğru orantıyı kur. 3'e bölmüş sen de 3'e böleceksin. 2 pi r tam daireyi 3'e böleceğiz dostum. R'yi de 9 vermiş. 18 pi bölü 3'ten 6 pi. Burada ne diyor? Boyalı bölgenin çevresi. Şimdi şuraya da 7 yazalım. Şu yayın uzunluğunu bulalım ilk önce dostum. Yarım dairedir bu. Tam dairenin yarısı uzunluğuna eşittir. İkiler giderse pi r. R'yi de 7 diyebiliyoruz. 7 pi. Yayın uzunluğu 7 pi ama bir de ne var burada çevresinde 14 var. 7 pi artı 14 yani 7 parantezinde pi artı 2. Şuna bakalım metronom sabit bir ritme çizgiler aletleri bir ucu sabit diğer ucu bir nokta etrafında yay çizmektedir. O A'yı 12 vermiş şuradaki uzunluğu 12 vermiş tabii ki burası da mecbur 12'dir. En fazla 150 derecelik açı oluşturuyormuş. Şurası 150 derecelik açı olsun. Tabii belki biraz daha fazla. AA üssü yayı, şu yayın en fazla kaç santimdir uzunluğu? 150 açılıyormuş en fazla. 150 derecelik yayın uzunluğunu istiyor. Hemen bulalım. 360 derecelik yayın uzunluğu 2 pi r. 150 derecelik acaba nedir diye soralım. 150 çarpı 2 pi r yani 24 pi bölü 360'tır. Birer sıfır silelim. 12'ye bölelim 2 pi kalsın. 12'ye bölelim 3 kalsın. 3'e bölelim 3'e bölelim 5 kalsın. 5 kere 2 10 pi çıktı cevabımız. Evet eş merkezli iki çember. AC OC'nin iki katı. Yani buraya R dersem buraya 2R diyeceğim. Bakın benzerlik yapabiliyoruz dostlar. Tıpkı üçgenlerde olduğu gibi. Şurada 1'e 3 oranı var. O halde X ise bu yay. Bu yay 3 katı olacak. 3X diyebiliriz dostlarım. Bize de X bölü Y'yi istiyor. Yani X bölü 3X'i istiyor. 1 bölü 3 çıktı cevabımız. 2'ye bakalım.
Eş merkezli iki daire ALB yayı CKD'nin iki katıymış. Yani şuna A uzunluğunda dersem şu yayın uzunluğu 2A'ymış arkadaşlarım. Yani bakın orta taban oldu değil mi? 1'e 2 oranı var. Demek ki şurası da 4 gelecek. AXB yayının uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi şurası 270 derece. Bizden 270 derecelik şu yayın uzunluğunu istiyor dostlarım. Biz ne biliyoruz? 360 derecelik yayın uzunluğu 2 pi r. Acaba 270 dereceliğinki nedir diye soralım. Hemen 270 çarpı 2 pi r bölü 360. Şimdi bölelim, bölelim. 9'a bölelim 3, 9'a bölelim 4. 2 ile de bunu sadeleştirelim. 2. Büyük dairenin yarıçapının da 8 olduğunu görüyorum. 2 ile 8'i sadeleştirelim. 4. 3 kere 4 12 pi geldi. Buna bakalım. Şekilde eşit aralık çemberden oluşan bir radar ekseninin çemberlerin merkezinde noktaları hareket edecek şekilde yola çıkan denizaltı T1, T2 anında C ve D noktalarında bulunmaktadır diyor. Tamam. Şimdi bakalım başka ne biliyoruz. CYD yayı. CYD şu alttaki yay şurası 25 A ise AXB yayı şurası 2A olacakmış dostlarım. Bu yayın ölçüsü de 2A'ymış. Peki. COD kaç derecedir diye soruyor. Şuradaki açının da ölçüsünü istiyor bizden. Peki şimdi bunlar eşit aralıklarla dizilmiş ya dostlarım. Bak burası 2A ise şurası A. A, 2A. O zaman bu yay 3A. Benzerlik yapa yapa gidiyorum. 1. Hani buralar hep eşit gidiyorsa. A, 2A, 3A, şu yay 4A, şu yay 5A olur diyorum. Bak toplam bütün büyük dairenin çevresi 30A uzunluğunda. Bu 360 dereceye denk düşer. Peki 5A neye denk düşer diye soralım. 6'ya bölmüş. Ben de 6'ya bölüyorum. 60 derece. O zaman şu açının ölçüsü 60 derecedir diyebiliriz. Evet. Her birinin yarıçapı 1 santim olan eşdairelerden makara sistemini birleştiren dörtgenin çevresi. Dairelerin merkezlerini birleştiren dörtgenin çevresi 24 olduğuna göre kayışın uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunlar eş olduğu zaman bu kayışın uzunluğu nedir biliyor musunuz? Her zaman şuna eşittir. Merkezleri birleştirdiğinde oluşan şekil neyse artık o şekil dörtgen, kare, dikdörtgen, üçgen ne olursa bu şeklin çevresi yani 24 pi artı bir dairenin çevresi. Bir dairenin çevresi de 2 pi r. R'yi de 1 vermiş yani 2 pi. O zaman cevap 26 pi. Bak ispatı da şöyle. Buradan buraya dik çiz. Buradan buraya dik çiz. Şu teğetlere dik dikleri indirelim. Şöyle indirdim dik dikleri. Hepsine indirdim kardeşlerim. Şimdi şu uzunluğa A dersem tabii ki burası da A. B dediğimde şuraya tabii ki burası da B. Bu da A, bu da A. Bu da B, bu da B. Şimdi bakın İpin uzunluğu ne oldu? A, A, B, B. Yani bir kere 2A artı 2B. Yani şu ortadaki dörtgenin çevresi buradan geliyor. Bir de ekstradan ne var? Şuradaki yay, şuradaki yay, şu yay ve şu yay var dostlarım. Şimdi burası 90. 90, 90. Buraya ne kaldı? Bir 90 da buraya. Yani şu yay çeyrek yaymış. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. 4 tane çeyrek ne yapar? Bir tam daire yapar. Dolayısıyla bu bir tam daire de buradan geliyor dostlarım. Bak ikinci soruya bak. İpin uzunluğu 40 pi. Şimdi bu ipin uzunluğu neye eşit demiştik? Şu üçgenlerin, şu ortada oluşan üçgenin çevresi artı eşkenar üçgenmiş bu. Buna bir kenarına x, x, x dersek yani 3x ile bir dairenin çevresi ki bunun da yarıçapı 2'ymiş. 2 pi r'den 4 pi geliyor burası da. 36 pi eşittir 3x. X eşittir 12 pi. Üçgenin bir kenarı 12 pi'miş diyebiliriz. Evet, şimdi de alanı ve çevre alan yapıyoruz şimdi. Alan neydi? Pi r kare. Pi r kareyi bize 18 pi vermiş. Pi'ler gitti. R 3 kök 2 çıktı. Bize de dairenin çevresini yani 2 pi r'yi soruyor. R yerine 3 kök 2 yazarsam 6 kök 2 pi olur cevabımız. Geldik 2'ye.
Kenarlara teğettir diyor. AB'yi 8 vermiş. O halde şöyle karenin bir kenarı 8 ise şurası 4, 4 ya da burası 4, 4 diyebilirim. Kare ile daire arasında kalan taralı bölgenin alanını istiyor. Biz karenin alanından yani 64'ten dairenin alanını çıkartırsak pi r kareyi 4'ün karesi 16 pi'yi çıkarırsak cevap gelir dostlarım Bursa'dan. Şuna bakalım. Covid-19 pandemisi yüzünden insanların sosyal mesafeye dikkat etmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bunu düşünen bir belediye, deniz kenarındaki dikdörtgen biçimli çim alana insanların iç kısımlarında oturmasını sağlamak amacıyla eş daireler çiziyor. Tamam. AD, neresi AD? Şurası 15. Şimdi şunun yarı çapını bulalım dostlarım. R. Bakın 2, 4R artı 3'tür 15. Demek ki 4R 12, R 3. Yarı çapını 3 bulduk. Peki. Bir tane dairenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Yarı çapı 3 bulduğumuz için dairenin alanı pi r kareden 9 pi. Geldik şuna. Halkanın alanıyla muhatap olacağız şimdi. Peki ne diyor bize? OA OB'ye eşit. OB 8. O zaman şurası 4, şurası 4. Daire halkasının alanı büyük dairenin alanından pi, yarı çapı 8 olduğu için 64 pi karesini alıyorduk unutmayın. Eksi küçük dairenin alanı çıkartacağız. Pi 4'ün karesi 16. 64'ten 16 çıkarsa 48 pi'dir cevap. Bak halkanın alanını yine vermiş. O zaman büyük dairenin alanı pi x artı 2'dir yarı çapı karesi eksi küçük dairenin alanı pi 2'nin karesi 4 eşittir 21 pi'ymiş. Pi'ler gitsin. X artı 2'nin karesi eşittir 4 bu tarafa artı geçti 25. Demek ki x artı 2 ne olacak dostlarım? 5 x eşittir 3 geldi. Şuna bakalım. Kar göle atılan bir taş sonucu eşit hızlarlarının dairesel dalgalar gözükmektedir. Oranı aşağıdakilerden hangisidir? Dostlarım şunlar hep birbirine eşitse aynı dairelerde olduğu gibi. Bak bunun alanına A dersen bir sonraki 3A, bir sonraki 5A, 7A, 9A diye tek sayıların katı şeklinde gidiyordu. O zaman S1 ne oldu? A. Şimdi S1 yerine A yazacağız. S2 ne oldu? 3A. 3A yazalım. S2 3A. S3 ne oldu? 5A. Buraya da 5A yazalım. 5-3 daha 8A. Bölü 3-1 daha 4A. A'lar gitti. 8 bölü 4'ten 2 çıktı. Sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet. 7. köşe taşındayız. Daire diliminde AO, OB'ye dik. AB 8. Bakın burada 45-45-90 üçgeni var. R kök 2'dir burası ki. R ne çıktı bu durumda? 8'i kök 2'ye bölersem 4 kök 2 gelir. Boyalı bölgenin alanı nedir diye de bir soru sormuş. Dostlar bu boyalı bölge dediğiniz 3 tane 90 derecelik dairedir. 90 derecelik daire çeyrek daire demektir. Yani tam dairenin 4'e bölünmüş halidir. Pi r kare bölü 4. O zaman bize 3 tane pi r kare bölü 4'ü soruyor. R'miz 4 kök 2. Karesini alsak ne yapar 4 kök 2'nin karesi? 32 bölü 4. Gitti gitti 8. 3 kere 8'de 24 pi yaptı cevabımız. Hop ikinci soru varmış. Onu da bakalım. Alanı 32 pi birim kare olan yarım daire biçimindeki bir kağıt 4 eş dilime ayrılıp boyunca yapıştırıyor. Sağdaki şeklin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2'dir ve bu 32 pi'ymiş. Pi'ler gitti. 2 ile çarparsam r kare 64, r'yi 8 buldum. Şurası 8. 8, 8, 8, 8 diye dağıldı. Yani şurası 8, şurası da 8'dir. Şimdi bunlar eş olduğu için her biri kaç derecelik daire oldu? 1, 2, 3, 4 daire var. 45 derecelik daire. Şuradaki 45 derecelik yay uzunluğunu bulalım hemen dostlarım. Ne diyeceğiz? 360 derecelik yayın uzunluğu 2 pi r. Yani 8, 16 pi. 45 derece nedir acaba? Bakın burada 8'e bölmüş, ben de 8'e bölüyorum. 2 pi'dir bu yayın uzunluğu. O zaman şu da 2 pi, şu da 2 pi, şu da 2 pi, şu da 2 pi. Toplayalım 8, 8 daha 16. 4 tane de 2 pi var, 8 pi. 16 artı 8 pi. Edirne'den geldi cevap. Evet, boyalı bölgenin alanı 120 derecelik dairenin alanı. Şimdi biz
360 derecelik dairenin alanını pi r kare diyebiliyoruz. 120 derecelik nedir diye soruyor. Bakın doğru orantıdan 3'e bölmüş, ben de 3'e bölüyorum. O zaman pi r kare bölü 3'tür. R'yi de 6 verdiği için karesi 36. 36 pi bölü 3'ten 12 pi geldi. Şimdi bunun için de şöyle bir çözüm önermiştik. Konu anlatım videomuzda var bunların hepsi. Şunu biz üçgen diye kabul ediyoruz. Yarıçapı yükseklik, burayı taban. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 diye 24 bölü 2'den 12 pi olarak bulabiliriz bu üçgen şeyin alanını, daire diliminin alanını. Kürek çekme sporu yapan bir bireysel kategoride yarışmaya katılmıştır. 60 derece 3-3. Küreklerin uzunluğu tutma nedeni 3 santimdir. İlk harekete başladığında şekil 1'deki kürekler sporcu gerisinde kalan 60 derece oluyordur. Demiş. Tamam, 60 dereceymiş. Şöyle biraz daha. Hareketin bitiminde kürekler sporcunun önünde ve aralarındaki açı 60 dereceymiş. Dostlarım şimdi ilk önce şöyleydi kürekler. Şurası bir 60 dereceydi. Sonra bu kürekler bu şekilde döndü. Buna göre küreklerin birinin taradığı alan kaç pi'dir? Yani şuradan şuraya gelirken taradığı alan kaçtır diye bir soru soruyor. Şuradaki alanı istiyor bizden. Şimdi 60, 60 da burada 120. O zaman şuraya da 120, şuraya da 120 kaldı. Toplam 360 olsun diye. Peki tam dairenin alanı pi r kareydi. 120 derece dediği zaman 3'e bölüyorduk. Pi r kare bölü 3. Yarı çapımız da 3 oldu değil mi? Küreklerin uzunluğu. 3'ün karesi de 9. Gitti gitti 3 pi. Birinin taradığı alan 3 pi'dir. 9 mn s1 s2. Aa, bu köşe taşıymış. Geç. Şuna gelelim. AC OC'nin 2 katıdır. Şuraya R dersek AC 2R. Dostum benzerlik oranları 1'e 3 geldi mi kardeşim? Benzerlik oranı 1 bölü 3. O zaman alanların oranı neydi? Karesi 1 bölü 9. Yani şuna A dersen tamamı 9A, şuraya 8A kaldı. S1 bölü S2 istiyor. 1 bölü 8 çıkar. Yarıçapların oranı 1 bölü 3 olan iki dairenin alanlarının bu benzerlik oranıdır değil mi? Şurası yarıçapların oranı benzerlik oranı. Alanların oranı ne oluyor? Bunun karesi 1 bölü 9. Demek ki birinin alanı A, diğerinin alanı 9A ve toplamları 100 pi'ymiş. 10A 100 pi ise A ne çıkar bu durumda? 10 pi. Küçük dairenin alanı 10 pi. Alanını nasıl buluyorum? Pi re kareyi. 10 pi'ye eşitledim. Pi'ler gitti. Yarı çapı kök 10 geldi dostum. Şuna bakalım. 3 3. 3 pi burası. Bak neydi? S 3s diye gidiyordu bunlar değil mi? Eşit oldukları zaman şu yanlar. 3s 3 pi ise s pi'dir. Şurası pi. Şimdi alfa derecelik dairenin alanı 360 dereceliğinki pi re kare. Yani r'yi de 3 verdiği için 9 pi. Acaba alfa dereceliğinki pi nasıl bulacağız bunu? 9'a bölmüş. Biz de burayı 9'a bölelim. 40 derece gelir alfa. Şuna bakalım. Yarıçapları orantılı olan dairelerden en küçük olanın alanı bir tam sayı. Şimdi yarıçapları buysa alanları bunun karesiydi değil mi? 1, 9 ve 16 ile orantılıdır. Bunun alanı A ise bununki 9A, bununki 16A. En küçük olanın alanı tam sayı olduğuna göre dairelerin alanları toplamı hangisi olabilir? Hepsinin toplamı 26A'dır arkadaşlarım. 26A. Şimdi A kesinlikle bir tam sayı. İşte 1 olur, 2 olur, 3 olur. 26'nın katı olacak. Bir tek 52 var dostlarım. 2 katı. Demek ki 52 doğru cevap. Evet, burada da daire kesmesinin alanını soruyor. Bakın burada bir 60, 60, 60'tan eşkenar üçgen var. Şimdi 60 derecelik dairenin alanını bulacaksınız öncelikle. Hemen 360 derecelik dairenin ki pi re kareden 36 pi. Acaba 60 derecelik nedir? Bak 6'ya bölmüş. Sen de 6'ya böl. 6 pi'dir. Şuradaki daire diliminin alanı 6 pi. Ama şu üçgeni çıkartacağız, değil mi dostlarım? Şu kesmeyi soruyor bize. Üçgeni çıkartacağız. Eşkenar üçgeni çıkartacağız. O da neydi? A kare kök 3 bölü 4. Yani 6'nın karesi 36 kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3'ü çıkartacağım dostlarım. 6 pi eksi 9 kök 3. Adana şıkkı doğru cevaptır. Şuna bakalım. Dostum şurası yarıçap 6. Şurası yarıçap 6. Kök 2 katıysa burası 90. Şimdi boyalı daire parçasının alanı
90 derecelik daireden, bakın şurada bir 90 derecelik dairemiz var. Yani çeyrek daire. O zaman pi r kare bölü 4'ten ben dik üçgenin, şuradaki dik üçgenin alanını çıkartacağım. O da 6 çarpı 6 bölü 2'dir, değil mi? Demek ki 9 pi eksi 18 cevabımız gelecek. 9 pi eksi 18 de Bursa şıkkında mevcut. Şuna bakalım. Şekil 1'deki gibi yarım daire biçiminde verilen iki eş kartonun yanları üzerinde eşit aralıklarla ABCD noktaları alıyor. Ardından kartonla kesilip elde edilen 6 parça şekil 2'deki gibi bir pervane yapılıyor. AD 4 kök 3 demiş. Tamam. Yarıçapımız 2 kök 3 o zaman. 2 kök 3. Pervanenin kanatlarının bir yüzlerinin alanları toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi gelin. Şurası 2 kök 3 ise bu da 2 kök 3. Bakın bunlar eşitmiş her biri. 60 derecelik şöyle dairelere böldük. Merkez açımız da 60 çıktı. Şimdi şuradaki şu alanı bulacağım dostlarım. Şu kesmenin alanı. Nasıl bulacağız? 60 derecelik dairenin alanı. Yani pi r kare bölü 6. R'miz de 2 kök 3 ise karesi 12 yapar. 12 bölü 6'dan 2 pi'dir. Şu daire diliminin alanı. Ben bu 2 pi'den eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Yani a kare kök 3 bölü 4'ü. O da 3 kök 3 yapar. Şunun alanını buldum. Yani bunun yarısını buldum arkadaşlarım. Neymiş bunun yarısı? 2 pi'den 3 kök 3 çıkıyormuş. Aynısından burada var. O zaman şunun tamamının alanı ne çıktı? 4 pi eksi 6 kök 3. 2 katı yani. Bir yüzeyinin alanları toplamı. Bundan 3 tane var arkadaşlarım. 3 ile çarpalım. 12 pi eksi 18 kök 3. Yani Denizli şıkkı doğru cevaptır. Evet, neyi soruyor? Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Hemen şurayı birleştirelim. Dostum bu da 4, bu da 4. Bak dik oldu. 45, 45 geldi. Şimdi boyalı bölgenin alanı dediğimiz bir tane şurada çeyrek daire var. Yani pi r kare bölü 4 var. Artı şurada da üçgen var. Yani 4 çarpı 4 bölü 2 var. Buradan 4 pi artı 16 bölü 2'den de 8 gelir. 4 pi artı 8'dir sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. Hemen teğeti gördük. Yarıçapı dik indirelim. 2 kök 3'tür. Şurası da 2 kök 3. Bak ne çıktı? 90'ın karşısı 4 kök 3. 30'un karşısı yarısıdır. O zaman burası da 60. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katıdır. 6. Şimdi ben bu boyalı bölgeyi bulacağım ama nasıl bulacağım? Dik üçgen tamamından, yani 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2'dir dik üçgenin alanından. Şuradaki 60 derecelik dairenin alanı, yani pi r kare bölü 60 derece dediği için bölü 6'yı çıkaracağız dostlarım. Buradan 12 bölü 2'den 6 kök 3 eksi 12 bölü 6'dan 2 pi. 6 kök 3 eksi 2 pi Bursa'da var. Üçüncü soru. Yarım daire biçimindeki karton çapına dik durumda ağaç katlandığında K noktasının görüntüsü yarım dairenin merkezinde ile çakışıyormuş. Bak merkeze geliyormuş. Şöyle çizelim bunu biz. Şurası K noktası tam merkeze geliyormuş. Burayla burası eşit zaten. KL 12. Şimdi burası merkezse bu da 12. 6, 6. Son durumdaki mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor bize dostlarım. Gelin şurada bulalım şimdi. Şurası bizim yarıçapımız 12 çıktı. Burası 6, 6. Bak burası kesin 30, burası kesin 60. Çünkü 90'ın karşısı 12 iken sadece 30'un karşısı yarısı olur 6. Şimdi 60 derecelik daire diliminin alanını bulalım. Şu kırmızıyla gösterdiğim yerin alanı. Pi r kare bölü 6'dır. Ne oluyor bu da? 3'e bölsek 48, 3'e bölsek 2, 24 pi. Şimdi buranın alanı 24 pi. Ben bu 24 pi'den şu üçgeni çıkarsam ki şurası da 6 kök 3'tür. Yani 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'yi 18 kök 3'ü çıkarttığımda şuranın alanını buluyorum değil mi arkadaşlarım? Neymiş buranın alanı? 24 pi'den 18 kök 3 çıkacak dostum. Peki yarım dairenin alanı nedir dostlarım? Pi r kare bölü 2 idi değil mi? Pi r kare bölü 2. Yani 72 pi. Şimdi tamamı 72 pi. Bir bunu, bir de bunu çıkarttığımda mavi yer kalıyor zaten değil mi? 72 pi'den şurayı ne bulduk? Şu bulduk.
Bundan 2 tane çıkartacağız. Yani 2 tane bundan 48 pi çıkacak. Eksi olduğu için bir de eksi buradan geliyor. Artıya döndü. Artı 36 kökü 3. 72'den 48 çıktı. 24 pi artı 36 kök 3 geldi sorumuzun cevabı diyeceğim ama bir yerde bir hata yaptık. Nerede yaptık? Çakışıyor. A, KL'yi 12 vermiş arkadaşlar ya. Tüh. KL'nin tamamı 12'miş. Biz K üssüleyi aldık. Yani bunların hepsi yarısı olacak dostlarım. O zaman cevapta ne geliyor? Yarısı olacaksa valla bir daha baştan yapacağız. Tüh. Neyse ya. Ya size bırakayım da arkadaşlar. Çok üşendim şimdi çözmeye. Edirne'ymiş cevap. Aynı işlemleri yapacağız ama yarısına, hepsi yarısı olacak. Bu 6, bu 3, bu 3 olacak. Tamam mı? Ağzıma tüküreyim. Şuna bakalım. Boyalı alan nedir diye soruyor. Şimdi bak, dairenin yarıçapı 6. Şimdi şuradan teğeti gördüm. Teğete de dikindirdim yarıçapı. Bu da 6 oldu. Şimdi nasıl bulacağız? Dikdörtgenin alanından 6 çarpı 12, yani 72'den yarım dairenin alanını çıkartacağız. Pi r kare bölü 2'dir. 72'den 18 pi çıkacak dostlarım. Ceyhan. Şuna bakalım. 2, 4 boyalı alanlar toplamı nedir diye soruyor. Şimdi merkezi şuraya koyalım. 2, 2 diye böldüğü. Şurası yarı çapımız. Bak 2, 2'den 2 kök 2 geldi. Şimdi yarım dairenin alanından ki pi r kare 2 kök 2'nin karesi yani 8 bölü 2'dir yarım daire. Eksi dikdörtgenin alanı 2 çarpı 4, 8 çıkacak. 4 pi eksi 8 oldu dostlarım. Cevap Denizli'den geldi. Şuna bakalım. Bir pergelin ağzı aşağıdaki cetvel üzerinde gösterildiği kadar açılıyor. Şimdi gösterildiği kadar dediği 1, 2, 3, 4, 5, 6 santim açılmış dostlarım cetvelin ağzı. Sivri bir kenarı 3 kök 3 santim olan kare. Şimdi bunun bir kenarı da 3 kök 3'müş. Pergelimizde 6 santim açıldı bu arada unutmayın. Bir yay çiziliyor. Şimdi bu yay tabii şöyle çember yayı olacak değil mi? Şöyle çevirdiğimizde merkezimizin şurasının olduğu sivri ucunu buraya koymuş bir çember. O zaman şurası kesinlikle yarıçap. Ve ne dedik yarıçapı? 6 santim demiştik değil mi? 6 santim açılıyor. Şurası 3 kök 3. Peki Pisagor yaparsam 36'dan 27 çıktı. 9 şurası 3 oldu. Bak demek ki şurası 30 derece. 90 şurası da 60 derece. Aynı şeyi bu taraftan yaparsak dostum şöyle yaptığımda yine burası 6 yine şurası 3 yine burası 30 yine burası 60 derece oldu. 90. Mavi boyalı bölgenin alanı nedir? Buna göre mavi boyalı bölgede şuranın alanı nedir diye soruyor. Şimdi 30, 30, şu araya da 30 kaldı. Bir kere şu üçgenin alanı 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 yani 9 kök 3 bölü 2. E bu da aynısı 9 kök 3 bölü 2. Bir kere bu ikisinin toplamı 9 kök 3 yaptı. Artı şu ortadaki daire dilimi var değil mi dostlarım? 30 derecelik daire dilimi. Hemen hesaplayalım. 360 derecelik yarıçapı da 6 bu arada. 360 dereceliğinki 36 pi'dir alanı. 30 dereceliğinki nedir? Bak 10'a bölmüş. Ben de 10'a bölüyorum. 3 pi'dir. Artı bir de 3 pi var. Mavi boyalı bölge bunlardan oluşuyor. 9 kök 3 artı 3 pi Bursa'da var. Evet, sonunda bitti. Tarama testine geçeceğiz dostlarım. Hadi burada bir durduralım.